Çocuklar ve eğitim manşetiyle devam edelim. Deprem bölgesindeki öğrencilere destek çalışmaları devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı bölgedeki 8 ve 12. sınıf öğrencileri için 510 noktada destekleme ve yetiştirme kursu açtı diyelim ve hemen dönelim. Haberci arkadaşım Halit Yılmaz Kahramanmaraş'ta bizimle birlikte. Halit, şimdi kurslar bugün açıldı. Şöyle bir arkana baktığımda, şimdi sen o çadıra gireceksin ama arkana baktığımda balonlar, bir yandan abileri, ablaları, eğitimcileri ve çocuklar eğitimle birlikte umutlarını yeşertmeye çalışıyor. Hadi birlikte sınıfa girelim ve tabloyu birlikte okuyalım. Nilgün Balkaç, arkamdaki çadırı göstereceğim ama öncesinde şunu söyleyelim. Burası Atatürk Parkı, Kahramanmaraş Fuar Alanı Merkezi ve burada 807 çadır var. 8300 de depremzedemiz bu çadırlarda barınıyor. Hemen buradan 200 metre dışarı çıktığında enkaz yığınları. 200 metre sola gittiğinde enkaz yığınları. Sağı, solu, arkası, önü, her tarafı enkaz yığınları ve depremin izlerini görmek mümkün. İşte çocuklar o ortamdan, o 200 metre içeri girildiğinde burada bambaşka bir durumla karşı karşıya. Kameraman arkadaşım Deniz Kahraman ekranlara getiriyor. Burada 800 çadırda 8300 depremzedenin yaşadığını belirtmiştim. İlkokul, ortaokul, lise çağındaki öğrencilere ders veriyor. Özel eğitim gereksinimli öğrenciler de burada eğitim görüyor. Bu alandaki öğretmenleriyle birlikte, hatta sadece bu çadır kentte yaşayanlar değil, başka noktalardan buraya gelmeleri noktasında da servisle birlikte alıp getiriliyor. Sonra eğitim bitince geri götürülüyor. Tabii Kahramanmaraş'ın depremzede ama gönüllü kahraman öğretmenleri burada görev yapıyor. Onun haricinde çoluğunu çocuğunu bırakıp, bulunduğu ildeki rahatı bırakıp buraya gelip depremzede çocuklara biz de dokunalım, onları bu etkiden nasıl kurtaralım diye mücadele eden, minimum kalanı 7 gün, 7 günden fazla kalanı, hatta biz gitmeyelim, lütfen burada kalalım diyen öğretmenlere de burada şahit oluyoruz. Onlar da çocukların geleceklerini daha güzel bir hale getirebilmek için, onların acılarını ortadan kaldırabilmek için, kaldıramasalar da hafifletmek için buradalar. İşte toplam 7 çadır kuruldu ve bu 7 çadırda çok sayıda öğrenci eğitim görüyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise. Tabii ortaokul öğrencilerinde malum liseye giriş sınavları var. Onların hazırlıkları için okula geldikleri gün sıralarının içerisinde çadırlarda hem yeni nesil soruların hem de çözüm önerilerinin olduğu birçok kitabı Milli Eğitim Bakanlığı çocukların sıralarında onlara hazır tuttu. Aynı şekilde üniversiteye girecek olan öğrenciler için de aynı şey geçerli. Üniversite sınavı için onlara test çözümleri yaptırılıyor ve güvenli alan. Tabii bölgede artçılar devam ediyor. 11 bin civarında artçı deprem meydana geldi ama alan açık olduğu için çocuklar havanın da güzel olmasıyla birlikte bu eğitim öğretim süreci, o Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllü öğretmenlerimizle birlikte dışarıya taşınıyor. Aslında çocukların yüzündeki o mutluluğu görmek, dışarıdan gelen özellikle buraya gönüllü olarak gelen öğretmenlerimizin o çocuklarla buluşmasını görmek tabii çok daha başka, çok daha anlamlı. Ben hemen şunu da söyleyeyim. Bu çadır kente şimdi gelen bir misafir var. Aslında çadırları geziyor. Şayet isterseniz o gelen misafirleri de göstermek istiyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Biz burada yayın yapacaktık ama geleceğinden habersizlik aslında. Bakan Süleyman Soylu da şu anda çadır kentlerde öğrencilerin eğitimle ilgili neler yaptığına dair bilgi almak üzere burada çadırdaki çocuklara, hem gelen gönüllü öğretmenlere hem de öğretmenlerin yanı sıra buradaki depremzede öğrencilere moral olmak amacıyla çadır kentte. Dediğim gibi hem üniversite sınavına girecek. Halit bize deprem desteğini ve orada yaşananları aktardı. Çocukların eğitimi ve eğitimine dair gönüllülerin verdiği desteğine dair son notları gördük. Ekranlarınıza taşımaya çalıştık.